Merhaba arkadaşlar. Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir video paylaşacağım. Hayata dair. Şöyle açayım. Hatta şöyle açayım. Şöyle suratımı bir görün. You show my face. Gördüğünüz gibi şu anda şiş arkadaşlar. Şimdi hayatınız boyunca diş eti absesi adı altında dikkat etmeniz gereken en önemli husus, benim yaptığım hatayı yapmayın. Bundan yaklaşık bir sene önce dişimde bir ağrı oluşmuştu. Ve diş hekimine gittiğimde röntgen çekildi. Ve röntgen sonucunda dişte ufak bir apse, yani bu çarpmadan mütevellit, efendime söyleyeyim, ya da sert bir cismi ısırmaktan mütevellit, sinir kök hücrelerine, sinir uçlarına bası yaptığından dolayı böyle bir lezyon oluşmuş olabileceğini söyledi. Ve o sırada da ben ne yapmamız gerektiğini sorduğumda onu antibiyotikle tedavi ederiz dedi. Çünkü çok başındaydı. Kusura bakmayın. Biraz yavaş konuşuyorum. Ve antibiyotikle tedavisi yapıldı. Geçti ve uzun süre hiçbir sıkıntı yaratmadı bana. Ancak son bir haftadır, özellikle zaten videolardan da izliyorsunuz da, zaten video yapamıyorum. Çünkü konuşacak halim de yok. Son bir haftadır tekrardan bu nüksetmeye başladı. Ve bu bir hafta içerisinde şurada böyle bir tomurcuk büyüklüğünde, ufak nohut büyüklüğünde şurada bir lezyon, yani tabiri caizse kist oluştu. Ve bunu yani bildiğim kadarıyla kanal tedavisi yapıp o lezyonu oradan akıtmak gerektiğini biliyordum. Ve nitekim de öyle oldu. Öyle yaptı. Kanal tedavisi yapıldı. Kanal tedavisinden sonra o iltihap akıtıldı. Yani dişteki o apse akıtıldı. Ve sonradan geçici dolgu yapıldı. Bir hafta sonra tekrar kontrole gittiğimde yani hiçbir problem kalmadığını ve kapattı. Tabii ki bu süreç içerisinde benim dişlerde zaten sıkıntılar var. 30'lu yaşlarda rahmetli babamı kaybettikten sonra, yaklaşık 20 sene önce oluyor bu olay. Benim çok 2-3 gün içerisinde yaklaşık 8-10 tane dişim düştü sevgili arkadaşlar. Alt ve üst çenelerde olmak üzere yanlardan, önlerden, ortalardan dişlerim düştü. Etler birden çekildi. Çekilme sonucunda dişler aynen böyle leblebi gibi düşmeye başladı. Ve o zaman diş hekimine gitmişim, Türkiye'deydim. Kalan dişleri de kurtarmak adına etleri birbirine dikip o şekilde kalanları kurtarmış olduk arkadaşlar. Tabii bu üzüntüden kaynaklanan bir şey. Bazı insanlarda bir gecede hani saçlar beyazlıyor diyorlar ya, benimki de böyle bir tepki vermiş oldu. Neyse, konumuza gelecek olursak, o sıkıntılı olan dişimi dedi ki ona kaplama yapalım. Çünkü yanında, sağında ve sondaki dişlerde de ufak, yani kemikte problem var benim. Kemik soft dediğimiz. What to say doctor? My bones is soft. Yani yumuşak bir dokum var kemik yapısı. Dolayısıyla implant için uygun olmadığını, efendime söyleyeyim, muhtemelen 5-10 sene sonra herhalde alt üst damak kullanmak zorunda kalacağız. Tabii yaşında vermiş olduğu bir şey var. Bir de şeker hastalığı olabileceğini söyledi. Şeker hastalığı, diyabet olarak. Diyabetiz. Biz daha önce gittik yaptırmıştık. Öyle bir şey çıkmadı. Ama tabii aradan bir sene geçti. Last time we make 1 year before, but no 1 year we not make. I think we must go make second time for general check-up for sugar, for diabetes, şeker. Ne? Evet. I like sweetie, what I'm do, what I'm do. Evet arkadaşlar, şimdi
Netice itibariyle o dişimiz tabii ki kesildi. Sağındaki solundaki dişler de kesildi. Yani aslında 3 tane diş var. Şöyle 3 tane diş var. Aslında 4 tane var. Öyle söyleyeyim ben size. 4 tane. Bu haybeden kesilmiş oldu. Daha güzel bir görüntü olsun diye. Esas sıkıntılı olan diş buydu. Bu diş kesildi. Buna ve buna da böyle bir köprü, dörtlü bir köprü yapıldı ve takıldı. Ha, rahat ettim mi? Evet, çok rahat ettim. Hiçbir sıkıntım olmadı. Ancak bu diş tekrardan bir apse yapması söz konusunda ne yapılması gerekir? Krom köprü sökülüp tekrardan müdahale edilmesi gerekir. Ancak iltihaplı apseli olduğu için doktor bunu sökmeyeceğini, bu dişin yani kronun üstünden frezeyle delip kanala o şekilde girip o şekilde tedavi edeceğini söyledi. O da mantıklı geldi. Neticede öyle oldu. Kanal tedavisi yapıldı, kapatıldı. Ancak tabii ki ilkinde kanal tedavisini çok düzgün yapmamış. Kendisi de bunu kabul etti zaten. Ben dedi yaptım, ettim, kontrol ettim. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sen de tepki de vermemiştin falan gibilerinden. Neticede arkadaşlar dikkat etmenizi önerdiğim bir tek husus var. Özellikle kanal tedavilerinde. Kanal tedavilerinde mutlak ve mutlak surette ilk defa eğer kanal tedavisi yapılıyorsa diş hekiminize rica edin. Deyin ki lütfen tam anlamıyla siniri, yani dişteki bu siniri tamamen, yani nerv sistemi dediğimiz, onu tamamen temizlesin. Temizlemediği zaman ya da hafif biraz içinde kalıntı kaldığı zaman maalesef benim şu anda yaşamış olduğum sıkıntıyı yaşayacaksınızdır. Ve bunu hiç tavsiye etmiyorum. Evet, şimdilik sonuç olarak yüzümün bu şiştiğini görüyorsunuz. Bu daha da şişti. Ne yaptık? Bugün diş hekimine gittik. Ve cerrahi müdahale, yani operasyon olmam gerektiğini söyledi. Köprü sökülmeden, yandaki köprü sökülmeden anestezik bir iğne yaptı ve damağımın şuradan şuraya kadar yaklaşık 1,5 santim tahmin ediyorum. Belki daha azdır, bilmiyorum. Neşterle kesti ve iltihabı akıttı. Buna da drenaj diyorlar sevgili arkadaşlar. Drenaj yoluyla kist oluşmamış. Kist oluşmuş olsaydı kisti de kazımak zorunda kalacaktı. Yani zamanında yapılan kanal tedavisi eğer düzgün yapılmış olsaydı, temiz bir şekilde yapılmış olsaydı bu problem yaşanmayacaktı. Maalesef böyle bir sıkıntı yaşadım. Sabahtan gittik. Şu anda akşamüstü saat kaç? What time is? 7 o'clock 20 minutes. Şu anda 7:20 geçiyor. Saat 11-12 gibi ameliyat oldum. Yapılan işlem de şu. Buradan ve buradan iki yerden içten ve dıştan damağa yakın cerrahi narkoz dediğimiz, yani cerrahi müdahale için uyuşturucu yapıldı. Yani normal bir uyuşturucu değil. Bu uyuşturucuyu biz gidip eczaneden özel almak zorunda kaldık. Bir de neşter almak zorunda kaldık. Kendisi cerrahi bir doktor olmasına rağmen eli hafif. Evet, yani aslında onun sıkıntısı şuydu. İlk başta kanalı düzgün temizlemiş olsaydı, düzgün tedavisini yapmış olsaydı belki de bu sıkıntıyı, belki şu anda değil ama daha ileriki dönemde belki yine yaşayabilecektim. Çünkü o dişte ufaktan önceden bir hasar olayımız vardı. Size tavsiye edeceğim şu. Eğer ki diş eti apseniz varsa mutlaka öncelikle diş hekiminiz endodonti uzmanı olsun. Yani bu işin uzmanı olsun. Artı temizlediği zaman, gerçi onlar daha iyi temizler, yani şey yaparlar. Mutlaka kanalın içindeki sinirin hepsi alınması gerekiyor. Hepsi alındı zannediliyor. Bende öyle oldu. Ve bir parça içine kalıyor. Bu zaman içerisinde bu acı hissetmiyorsunuz, ağrı hissetmiyorsunuz. Ama işte böyle zamanı vakti gelince de böyle bir sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Ben böyle bir sıkıntılı süreçten geçiyorum. Envai çeşit antibiyotik almak zorundayım şu anda.
envai çeşit ağrı kesici almak zorundayım. Ve şu anda, burası şu anda inmiş hali. Dışarı çıkarken mutlaka böyle soğuktan, rüzgardan arkadaşlar şu sol tarafımı böyle korumak zorundayım. Evin içinde değil tabii ki ama dışarı çıkarken temin koyunlara yem vermek için çıktım. Bunu böyle kapadım. Evet arkadaşlar, zor bir şey. Allah düşmanıma bu acıyı vermesin. Diş ağrısı özellikle. Hele hele diş eti hapsesi. Hele hele bir de her ne kadar uyuşturmuş da olursa olsun iltihaplı olan bölgede arkadaşlar neşter vurulduğu zaman bunu hissedeceksiniz. Ben bunu canlı canlı hissettim. Ki ben normalde canıma biraz gattarımdır. Beni bile yani tabiri caizse tavana zıplattı. Öyle söyleyeyim ben size. Ama başka alternatif yoktu. Ya da işte o kron köpler sökülecekti ve o diş çekilecekti. O diş çekildiği zaman tabii ki yine hapse akılacaktı, temizlenecekti ama bir diş kaybım daha olacaktı. Zaten ağzımızda 3 tane, 5 tane diş kaldı. Onları da en azından kaybetmeyelim. Her işin başı sağlık, söylediğim gibi arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın ve bunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah zannediyorum çok çabuk toparlayacağım. Beden olarak, vücut olarak, immün sistem olarak biraz güçlü olduğumu düşünüyorum. Bu videoyu izleyip sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. En azından bu şekilde bilgilendirme olmuş olsa size. Bu hayata dair bir şey. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Aslında bu videoyu çekmeyecektim. Bilen arkadaşlarımız, takipçilerimiz sürekli Viber'dan, WhatsApp'tan, Instagram'dan mesajlar. Abi nasılsın, abi nasılsın, abi ne oldu? Paylaştığım insanlar var. Bu insanlara da çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu da paylaşmamın esas sebebi, yani en azından görsünler, evet iyiyim, bomba gibi değilim ama iyiyim. Evet, bu kadar kısacası. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay, paka paka.